Bu seçim çok farklı bir seçim. Bu seçimde artık AKP'nin iktidarının sonunun geldiğini görmemiz son derece mümkün. CHP milletvekilleri İstanbul'da iş insanı Emin Atmaca tarafından verilen iftar programında bir araya geldi. Gündem 24 Haziran seçimiydi. CHP milletvekili Tekin Bingöl iktidarı eleştirerek AK Parti'nin 16 yılda Türkiye'nin hiçbir sorununu çözmediğini söyledi. Tabii 16 yıl tek başına iktidar olan bir siyasi parti maalesef Türkiye'nin hiçbir sorununu çözemediği gibi sorunları daha da büyüterek halkın önüne koydu. Ve artık inandırıcılığını yitirdi. Ve seçimle ilgili söylediklerinin hiçbir tanesi vatandaş tarafından kabul görmüyor. Bingöl seçim öncesi yapılan Kandil operasyonundansa iktidarın sonuç alamayacağını belirtti. Şimdi milliyetçi duyguları kabartarak sonuç almaya çalışıyorlar. Bunun da bir faydası olmayacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz de dış politikaya değindi. Membiç meselesiyle ilgili konuştu. Hem Türkiye tarafından hem Amerika Birleşik Devletleri tarafından bu konuda farklı farklı hala takvimler söyleniyor. Dolayısıyla tam manasıyla bir uyum içinde olunduğunu henüz daha tespit edebilmiş değilim. Zaman içinde bu mutabakatın ve Amerikalılarla yapılan anlaşmanın uygulanmasına dikkat etmek lazım. Elbette bu uygulama başarıyla sonuçlandığı takdirde bu da Türkiye için önemli bir gelişme olacaktır. Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde OHAL'i kaldıracaklarını söylemişti. CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu o açıklamaya tepkiliydi. Geçen gün söyleşisinde seçimlerden sonra değerlendireceğiz ve kaldıracağız dedi. O zaman hani kaldırabiliyorsa niye şimdi kaldırmıyorsun? Demek ki o adam faydalanıyorsun. CHP Genel Sekreteri Akif Hamza Çebi de hükümete yüklendi. Ama 16 yılın sonunda insanlar umutsuzluğa kapılmışsa, bu iktidarın artık bana vereceği bir şey yok diyorsa, geleceğimi aydınlık görmüyorum, çocuklarımın geleceğini iyi görmüyorum, bu iktidar gitmeli düşüncesine kapılmışsa burada iktidarın durup düşünmesi lazım. Siyasileri ve vatandaşları iftar programında buluşturan Emin Atmaca da Cem TV mikrofonuna konuştu. Bu gece bizim Aktif Doğu ve Anadolu Sanayici İş Adamların Derneği'nin iftarıydı. Bu dernek biz geleneksel olarak ve gerek sosyal gerek yardımlaşma, sosyal aktivite gibi bizim bir faaliyetlerimiz var burada, çalışıyoruz.